İstanbul Milletvekili Sayın Enis Berberoğlu'nu sahneye davet ediyorum elbette alkışlarınızla. Hoş geldiniz efendim. Bu oturumda katkı sağlayacak olan konuşmacılarımızı da sırasıyla sahneye davet etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda parti sözcüsü Sayın Faik Öztrak. Buyurunuz efendim. Alkışlarla sizi de sahneye alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Sayın Selin Sayek Böke. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamza Çepi. Alkışlarla kendisini sahneye davet ediyoruz. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülatif Şener bu bölümde konuşmacı olacaklar. Biz de zevkle dinleyeceğiz. Galiba değil mi? Sayın Genel Başkanım, MYK Parti Meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve değerli katılımcılar, hocalarımız, hepiniz geliyor mu ses? Şimdi daha iyi galiba. Evet. Bu sefer de fazla oldu. Evet, Maltepe Belediye'mizin ev sahipliğindeki Maltepe Ekonomi Forumu'nun ikinci yılının ilk oturumu. Gördüğünüz gibi bu kıymetli heyetle bize düştü. Bazen, daha doğrusu Sayın Genel Başkanı demin dinlerken aklıma şu geldi. Bayağı uzun bir zamandır bize unutturulmak istenen bir gerçek var. Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nı veren, daha sonra modern cumhuriyeti kuran kadroların bu partiden çıktı. Nedense unutturulmaya çalışılıyor. Getirdikleri çözüm önerileri arkaik, bir anlamda artık modası geçmiş kabul ediliyor. Ama yol bittiği zaman tekrar umut haline gelen de aynı kadrolar. Burada karşınızda oturan heyetin neredeyse tamamıyla uzun bir yol yürüdük. Gazeteci olarak, daha sonra siyasetçi olarak. Yani Selin Hocam, Akif Bey, Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım, şöyle bir baktığınız zaman bugünkü Türkiye'de aslında çalışan ne varsa bu parti kurmuş, birileri bunların üzerinden kazanmış, yeri gelmiş satmış. Bu kısa girizgahtan sonra bir iki örnek de vermek istiyorum. Çünkü eski mesleğimde örneksiz konuşulmaz. Diyarbakır'dan gelen var aramızda. Bursa'dan gelen var aramızda. Adadan gelen başkanımız var burada. Bu yolları kim açık tuttu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama ekranlara bakarsanız, gazeteleri okursanız tek satır yok bu konuda. Bugün emekliler iki maaş ikramiye alıyorsa Sayın Genel Başkan sayesinde. Temel gıdada KDV %1'e düştüyse Sayın Genel Başkan sayesinde. Elektrikte TRT faturası düştüyse yine Sayın Genel Başkan'ın önerileri sayesinde. Saymakla bitmez. O yüzden isterseniz biz tekrar konumuza dönelim. Heyeti size ayrıca tanıtmaya gerek yok. Selin Sayek Hocam, Akif Bey'le İstanbul defterdarlığı günlerinden itibaren tanışırız. Gelirler Genel Müdürü iken istifayla devlet hizmetini noktaladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Sayın Bakanım'la 96'ydı galiba ilk tanışımıza, Maliye Bakanı'ydınız. 2007'de Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanken istifanızda da oldukça uzun
konuşmalarımız olur. Faik Bey ile 1983'ten itibaren tanışırız. İktisadi Planlama Başkanlığında genç bir uzmanken, oradan BDDK, Hazine gibi çok önemli görevlerden sonra, o da 2007 seçiminde katıldı doğru hatırlıyorsam. Arada bir yerde beraber gazetecilik de yaptık. Dolayısıyla bazen aşırı samimi olursam heyetle, yadırgamayın, o benim gerçekten içimden gelen bir duygu olduğu içindir. Bu panele 120 dakika ayırtlı. Her konuşmacı 20 dakika kadar süre kullanacak. Monitörlerden, büyük monitörlerden sunum yapılırsa onu da izleyeceksiniz. 40 dakikayı da soru cevaba ayırdık. Eğer katılımcılar sürelerinden fedakarlık gelecek sorulara zaman ayırırlarsa, ben salon adına kendilerine teşekkür ederim. Gidişatımız da bu düzende küreselden Türkiye'ye doğru olacak. Dolayısıyla ilk sözü ben Selin Sayak hocama bırakıyorum. Sizin, bu arada bir kısa reklam arası vereceğim. Aramızda bulunan Yunus Emre'nin 2. yüzyıl beyannamesine dayalı olarak, daha doğrusu oradan ilham alarak çıkardığı çok başarılı bir dergi var, bir yayın var. 2. yüzyıl dergisi. Dijital ortamda da var. Aynı dediğim gibi 2. yüzyıl dergi.com. Bu sayısı, yani son sayısı ekonomiye ayrılmış durumda. Zaten ilk sorumda Selin Sayak Hanım'a bu dergideki yazısından soracağım. Sonra da müdahale etmeyeceğim. Burada bir tedarik sistemindeki bozulmadan başlayarak insanların artık küresel merkezlerde üretip içeride tüketme fikrinden yavaş yavaş içeride üretip içeride tüketmeye doğru gittiğinden söz ediyorsunuz. Bu ilginç bir tespit. Burada Türkiye'nin Avrupa ile olsun, başka havzalarla olsun ticaretinde değişim yaşanacağı öngörünüz var. Eğer yanlış anlamadıysam, kusura bakmayın. Fakat beni esas ilgimi çeken benim yeşil dönüşüm bölümü. Çünkü o bugün pek tartışılmayan bir şey Türkiye'de. Yani bu yeşil dönüşüm, karbonsuz ekonominin Türkiye'nin üretiminden başlayarak, aslında istihdamından başlayarak ticaretine kadar giden süreçte nasıl bir etkisi olacak hocam? Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bu organizasyonu yapmış olan, emek vermiş olan herkese ben de gönülden teşekkür ederek başlayayım. Zira biraz önce Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulları aşacak yeni reçeteleri daha çok konuşmaya, sesi çoğaltmaya çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. O ses çoğalırken de sorunuzla başlayayım. Esasında rengini kaybetmiş olan bir dünyaya yeniden rengini kazandıracak bir düzen değişikliği arayışı var. O rengin önemli bir parçası da yeşili maviyi merkezine alan bir ekonomik düzenden geçiyor. Ama ben buna bir ek daha yapmak istiyorum. Konuşmamın içinde de gireceğim. İçine kadını genci alan mor ekonomiden geçiyor. İçine dayanışmayı alan, içine yolsuzlukların olmadığı beyaz bir ekonomiden geçiyor. Dolayısıyla bugün esasında var olan düzenin yıkımından ortaya çıkmış olan karanlığı ve o karanlığın içerisinde var olan umutsuzluğu aşacak yeniden renkleri hatırlatan bir ekonomik düzen tarifi, yeşil dönüşümün kendisi. Şimdi bu sadece bir böyle belki de bu tarif ettiğim haliyle yeniden ekonomiye renk vereceğiz diyen bir hayalin ötesinde çok somut bir ihtiyaçtan da ortaya çıkmış olan bir dönüşüm. Yani bir zorunlulukla karşı karşıya dünya. Bu zorunluluğun nereden ortaya çıktığını doğru tespit edersek eğer, o zaman yol haritasını da çizmek çok kolaylaşıyor. Ve bugün bu sahnede esasında hepimizin ortaklaşacağı temel belki de söz de bu olacak. Bir düzen değişikliğine ihtiyaç var. Bu düzen değişikliğinin dünyadan kaynaklı bir parçası elbette var. Ama dünyadaki var olan değişim ihtiyacını Türkiye çok daha belirgin hissediyor. Çünkü Türkiye var olan bu değişim ihtiyacına değişimi yapabilecek bir iktidarla değil, bilakis yıkım yaratan bir iktidarla yakalandı. Dolayısıyla sonda söyleyeceğimizi ve tamamlanacak olan bütünü ben baştan da söylemiş olayım. Bugün benim vizyon olarak küresel tartışmalar nezdinde ortaya koyacağım, ardından tamamlayacağımız o değişim bir iktidar değişimi gerektiriyor. Bunu da baştan söyleyelim. Şimdi niye yeşil dönüşüme ihtiyaç var?
Neden bir mor ekonomi kurma ihtiyacı tespit ediyoruz? Neden ekonomide bir beyaz sayfa açılması gerektiğini anlatıyoruz? Çünkü bütün dünya çok zor günlerden geçiyor. Türkiye de dünyanın bir parçası olarak bu zor günlerden nasibini alıyor. Bir değişime ihtiyacı tarif ediyor bu zorluklar. Nedir bunlar? Pandemi, savaş, yoksulluk, derinleşiyor olan yoksulluk, yoksulluğa dönüşüyor olan yoksulluk, sosyal adaletsizlik, iklim krizi, dolayısıyla seller, yangınlar, her gün yeni bir doğal afet riski. Yani etrafımızdan sürekli bir tehdit olgusu üzerimize boca ediliyor. Bu da ister istemez insani bir refleks olarak hepimizin bir güvenli liman arayışına sevk ediyor bizi. O güvenli liman nerede derseniz doğasını koruyan bir gelecekte yatıyor. O güvenli liman nerede derseniz güvenceli çalıştırılabileceğimizin emin adımlarını attığımız istihdamdan geçiyor. O güvenli alan nerede derseniz teknolojiyle birbirine bağlanmış olan dünyada o teknolojinin esiri olmayan, teknolojiyi üreten bir güçten geçiyor. Güvenli liman nerede derseniz küresel tedarik zincirleriyle birbirine bağlanmış olan ülkeler arasında müzakere masasına güçlü bir ülke olarak oturmanın güveninden o masaya ülkeyi temsilen oturacağını, kamu yararı gözeteceğini bildiğiniz bir iktidarın güven duygusundan geçiyor. Dolayısıyla içinde olduğumuz tüm koşulları belki de var olan normalin değişiyor olduğu, o değişimin kendisinin büyük tehditler üzerinden tarif ediliyor olduğu ama o tehditler içerisinden bize yeniden risk dayatan bir anlayış yerine fırsatla buradan bir başkayı var etme imkanı doğurduğu gerçeğini de ortaya koyuyor. Yani bizim için önemli olan bu riskleri bilen, bu riskler ışığında var olan tehditleri gören, o tehditlerin bir karamsarlığa yol açmasına engel olacak şekilde dönüştürebiliriz, değiştirebiliriz diyen bir anlayışı ortaya koyma yükümlülüğünü getiriyor. Şimdi izin verirseniz benim konuşmam biraz daha dünyadaki gelişmelerine, bizim ekonomik anlayışımıza nasıl yansıtılması gerektiğine dair bir tartışma yapmak istiyorum ben. Şimdi iklim krizi, savaşlar, bunlar bir gıda krizi ortaya çıkardı. Yani buğdaya erişme riski, ayçiçek yağına erişme riski, dolayısıyla ekmeği sofraya koyma kaygısını ortaya çıkardı. Yani iklim kriziyle mücadele... Yani fiyattan aslında yokluğa giden bir yelpazeye maalesef geçiyoruz. Öyle. Yani eskiden fiyat artışından yıkılan bir ülkeyken artık belki yokluklarla yüzleşeceğiz. Maalesef öyle. İktidar değişene kadar. Dolayısıyla bunun değişebilir olduğunu hiç unutmadan var olan tahlili yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Yani bu bir karamsarlığa yol açabilecek kadar ağır bir tablo. Oysa ki buna mahkum değiliz. Bu bir kaderden kaynaklı değil. Farklı yönetirsek eğer durumu, ekonomimizin yapısını dönüştürürsek eğer, kamunun kaynaklarını yandaşlık esası üzerinden değil, verimlilik, üretkenlik üzerinden harcarsak, kamunun kaynaklarını ranta, betona değil, hakikaten ihtiyaç duyduğumuz üretim alanlarına aktarırsak, o zaman dönüşebilir ve dünyada nasıl konumlanacağımıza dair bir güç tarifi yapabiliriz. Şimdi dünyada yeniden konumlanma ihtiyacını doğuran gerekçe nedir derseniz, belki de pandemi üzerinden bunu tartışabiliriz. Pandemi de bir kere sağlık hakkımızın ne derece kıymetli olduğunu öğrendik. Ve bugünün küresel tedarik zinciri yapısında, aşıya erişimde bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. O aşının burada üretiliyor olması aşıya erişimin güvencesi haline geldi. Neden? Çünkü aşıyı üreten önce kendi halkını korumaya odaklandı. Dolayısıyla yeniden bağımsızlık kavramını ekonomik düzenin merkezine taşıyan bir ağır yıkımla karşı karşıya kaldı. O yüzden de küresel tedarik zincirlerindeki gelişmelerin Türkiye açısından birinci verdiği mesaj bence buydu. Bağımsızlık. Özellikle de hak temelli alanlarda, özellikle de stratejik diye değerlendirdiğimiz, insanların günlük yaşamı içerisinde güvensizlik duygusunu hissetmemesi gereken alanlarda ekonominin gücü
ve bağımsız üretim kapasitesinin ne kadar önemli olduğunu küresel tedarik zincirlerine bağımlı yapı içerisinde bütün dünya öğrenmiş oldu. Tam bu noktada bir hatırlatma bulalım. Eski tarım bakanlarından bir tanesi, pek hatırlamıyorum ismini, hatırlamayı da değer bulmuyorum açıkçası. Paramız var, ithalat yapıyoruz. Lafını hatırladım birden siz konuşurken. Doğru mu? Yani şimdi baktığımızda bu ayçiçek yağı hücumunu ekranlarda gördüğümüz zaman, Ukrayna Savaşı sebebiyle buğday ithalatının kesileceği durumu göz önüne aldığımızda demek ki paramız olsa da bazen yetmiyormuş. Özetle bu mu mesela? Maalesef bu. Bir kere şunu tespit etmek gerekiyor. Türkiye'nin kaynağı var. Türkiye'nin kaynağı var ama kaynaklar yanlış kullanıldığı, kötü yönetildiği için Türkiye kendi üretebileceği, üstelik de güvenlik duygusu açısından ihtiyaç duyduğu buğday, ayçiçek yağı, ilaç, aşı, barınma, enerji, 5 gün elektriksiz kaldı Isparta'da insanlar. Neden? Çünkü enerjide dışarıya bağımlı kılındık. Bütün bunlar esasında şu soruya geliyor hep. Var olan kaynaklarımızı küresel tedarik zincirleri içerisinde Türkiye'yi hangi konumda görerek kullanacağız? Biz hangi vizyonla hareket edeceğiz? Şimdi küresel tedarik zinciri dediğimiz şey esasında 1990'ların başından beri dünyada üretim biçimlerinin değişmesi sonucunda ortaya çıkmış olan bir yapı. Ne oldu 1990'lardan özellikle 2000'lerin başına kadar? Bütün dünya esasında küreselleşerek, yani üretimi parçalayarak, üretimin farklı safhalarını farklı coğrafyalarda yapıp, sonra onları montajla bir araya getirerek tüketmenin mümkün olabileceğini keşfetti. Ve düzeni de üretimi dağıtmak üzerine kurdu. Bu ülkelerin üretimin belli safhalarına odaklanmasına yol açtı. Kimi ülke ucuz emek gücü üzerinden kendisini konumladı. Kimi ülke orta teknolojide esasında ihtiyaç duyulacak olan nihai üretimin ara mallarını üretir konumlandı. Kimi ülke bunları bir araya getirecek olan teknolojiyi, dolayısıyla bilgiyi, katma değeri ve bu ürünlerin pazarlamasında ihtiyaç duyulacak olan fikri üreteceği bir yatırım yaptı. Türkiye ilk aşamada var olan emek gücüyle küresel tedarik zincirlerine eklemlendi. Zaman içerisinde kaynağı var olduğu için, insan kaynağı, dinamizmi ve geleceğe dönük bir potansiyeli olduğu için yavaş yavaş bu zincirde yükselmeye başladı. Ta ki geçtiğimiz yıl İktidar açıkça niyetinin bu olmadığını ortaya koyana kadar sanrı Türkiye'nin burada yükseleceği üzerineydi. Kastettiğimin ne olduğunu açacağım. Ama izin verirseniz şimdi küresel tedarik zincirlerinde küresel gelişmeleri de bir hatırlayalım. O da şu, 2008-2009'a kadar, küresel finansal krize kadar üretimin bu dağınık yapısının devam edebileceği düşünülüyordu. Ama 2010'dan sonra esasında bunun böyle gitmeyebileceği, dünyanın birbirine aşırı bağlantılı halinin krizlerin aktarımında da çok etkili rol oynadığı, dolayısıyla da ülkelerin kendi bağımsızlıklarını gözetmeleri gerekebileceği düşüncesi olgunluk kazanmaya başladı. Sonuç ne oldu? O güne kadar uzamış olan küresel tedarik zincirleri, uzamaktan kastım coğrafi bir uzama, yani daha çok safhalara bölünmüş, daha çok ülke arasında dağılmış, yani dünyanın bütün coğrafyasını içeren bir üretim zincirinden kısalan üretim zincirlerine geçiş yapıldı. Bu, yakın coğrafyalarda üreten ve tüketen bir üretim anlayışı anlamına geldi. Bu güvenlik açısından değil mi? Bu güvenlik açısından ortaya çıktı. 2008-2009'daki finansal kriz, güvenliği finans krizi üzerinden tarif etti. Yani bir ülke hapşurduğu zaman, ben de zatürre oluyorsam eğer, buna engel olmak için bu bağların gücünü belki zayıflatmak gerek diyen bir anlayış nedeniyle kısalmaya başladı. Dolayısıyla bugün pandemi sonrasında küresel tedarik zincirleri kısalıyor. Ani bir değişim var deniyor ama bu değişim esasında 2010'larda başlamıştı zaten. Şimdi soru şu, küresel tedarik zincirleri kısalıyorsa, yani bölgesel ilişkiler daha çok önem kazanıyorsa, burada Türkiye kendi nasıl konumlamalı? Türkiye için bir avantaj var mı? Sorunun yanıtı açık ki evet. Neden derseniz, Türkiye
çok farklı bölgesel niteliklere sahip bir coğrafyanın merkezinde oturuyor. Dolayısıyla da bölgeselleşiyor olan ve kısalan küresel tedarik zincirlerinde kendisini bir zincire mahkum kılmayacak bir potansiyele sahip. Avrupa Birliği'ne yüzünü dönmüş. Dolayısıyla yüksek katma değerli üretimin zincirinin ortağı olan bir geleceği Türkiye kurabilir. Aynı zamanda merkezi kendisi yapacak şekilde Orta Doğu'dan dünyaya eklemlenmek isteyen üreticilerin de yüzünü döneceği bir coğrafya olabilir. Yetmez. Türkiye Cumhuriyetlerle bambaşka bir ekonomik yapı içerisinde yine hem coğrafi konumu hem tarihsel bağları üzerinden başka bir bölgesel tedarik zincirinin yüzünü döndüğü bir merkez haline gelebilir. Dikkat ederseniz kısalan ve bölgeselleşen tedarik zincirleri içerisinde Türkiye'nin merkezi coğrafi konumu üzerinden bir merkez Türkiye vizyonu anlatıyorum size. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015'ten beri anlatıyor olduğu, günün koşullarına göre revize ediyor olduğu, Türkiye'yi küresel tedarik zincirlerinin merkezine taşıyor olan bir vizyon anlatıyorum size. Şimdi bu vizyonun var olan iktidarın vizyonundan farkını da ortaya koymak gerektiği kanaatindeyim. Biz merkez Türkiye derken Türkiye'yi sadece var olan coğrafi konumu üzerinden bir küresel tedarik zinciri ortağı olarak tarif etmiyoruz. Yani turizmde kum, su, deniz demiyoruz. Değil. Bunların varlığını çok önemli buluyoruz. Bunların halkın tatile gidebileceği, özgürlükleri yaşadığı bir ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz. Çok güzel. Ama biz halkın yapabilirliğine yatırım yapmış olan, şirketlerinin yapabilirliğine yatırım yapmış olan, dolayısıyla sadece coğrafi konumu üzerinden değil, üretebileceği nitelikli ürünler üzerinden küresel tedarik zincirlerinin pazarlık masasına oturan bir güçten bahsediyoruz. Şimdi bunun niye önemli olduğunu da küresel gelişmeler bize gösteriyor. Neden derseniz, pandemiden beri navlun fiyatlarındaki artış, konteyner krizi, işte hep duya geldiğimiz ambalaj krizi. Bunların ortaya çıkarttığı yeni maliyetler bir küresel tedarik zincirlerindeki üreticilerin bir arayışa sevk olmasına sebep oldu. Bu arayıştaki kilit kelime de ucuz arayışı olmadı. Dayanıklılık arayışı oldu. Dünya Bankası'nın analizleri, uluslararası yatırım ajanslarının analizleri, kalkınma bankalarının analizleri hepsi bir kilit kelimeye işaret ediyor. Dayanıklılık. Dayanıklılıktan kasıt da şu. Çin'de ortaya çıkan salgın, bütün ticaretin merkezi Çin'e odaklanmış olduğu için bir anda ticareti aksatan bir hal doğurdu. Yani zincirlerin içerisinde kırılmalar oluşmaya başladı. Bu kırılmalar esasla zincirin dayanıksız olduğunu ortaya çıkardı. Bunu aşmak için ihtiyacın dayanıklı üretim, yani dayanıklı zincirler kuran, ilişki ağı içerisine güveni merkezine alan, üretimin aksamasını engelleyici güvenceleri öncelikli kılan bir anlayışı önümüzdeki 10 yılın merkezine yerleştirmiş oldu. O zaman yine dönelim. Biz sadece coğrafi konumumuzun gücü üzerinden değil, o dayanıklı küresel tedarik zincirlerinin ortağı olabilecek yapabilirliğimizi arttırırsak eğer oyunun bir parçası olabiliriz. Yapabilirlikten kasıt da şu. Dayanıklı üretim, siber atağa uğramayacak dijital dönüşümü yapabilmiş olan üretimdir. Dayanıklı üretim, iklim krizinin ortaya çıkarttığı sel felaketleri, doğal afetler, yangınlar, bunlarla dünyayı baş başa bırakmayacak olan yeşil dönüşümü yapan üretimdir. Dayanıklı üretim, toplumun barış içerisinde yaşamasını güvence altına alacak olan sosyal adaletli üretimdir. Yani bütüncül bir çerçeve tarif ediyoruz. Dolayısıyla küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığı merkezine alan, bölgeselleşmeyi yeniden merkeze oturtan, maliyet ve ucuzluk üzerinden değil, dayanıklı ve güvenilir altyapılar
ve üretimle bu zincirin paydaşı olacak bir geleceği Türkiye için bir fırsat ama bir o kadar da zorunluluk olarak karşımıza çıkartıyor. Şimdi iktidar bunu yapmamak konusunda çok kararlı. Bunu şu nedenle altını çizmek istiyorum. Bütün bu söylediğim küresel dinamiklerde Türkiye'yi güçlü konumlamak için iktidarın değişmesi gerekiyor. İktidarın vizyonu ne oldu? Geçen yıl, birazdan biliyorum kıymetli yol arkadaşlarım da bunları söyleyecekler. İktidar döndü dedi ki, biz Eylül itibariyle artık enflasyon hedeflemesinden vazgeçtik. Cari açık hedeflemesine geçiyoruz. Ve Türk lirasına değer kaybettirerek müthiş bir ihracat patlaması yaşayacağız. Bu ihracat patlaması öyle güzel olacak ki enflasyon düşecek. Siz rahat olun, sizin emeğinizi ucuza yabancıya pazarlayacağız dediler. Sonuç ne oldu? Türk lirası değer kaybetti. İhracat arttıysa bile ithalat çok daha fazla arttı. Cari açık son yıllar içerisinde rekora koşar hale geldi. Yetmedi. Üreticinin maliyetleri %100'ün üzerinde arttı. Tüketicinin enflasyonu TÜİK'in makyajlı verilerine göre dahi %50'lere dayandı. Yani maliyet rekabetine girip ülkeyi bir sömürü alanına çevirme kararlılığı gösteren iktidarın ucuzluk üzerinden ülkeyi pazarlama vizyonu veya vizyonsuzluğu Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde yaşanan bu büyük dönüşümün dışında kalmasına yol açıyor. Yetmez, dışında kaldığımız için bizi üretimsiz ve yoksulluğa mahkum ediyor. Yetmez, büyük bir hayat pahalılığını da üzerimize boca ediyor. Oysa ki vatandaşının yüksek yetenek inşasıyla yapabilirliğini arttıran bir gelecek. Kamunun kaynaklarını üretken verimli alanlarda dayanıklılığı geliştirecek, dijital ve yeşil dönüşümü yapacak teşviklere, vergi indirimlerine, desteklere, kamu ortamına harcamak, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde kendi gücüyle ayakta durduğu ve ihtiyaç duyduğu stratejik alanda da bağımsız olarak üretim yaptığı bir geleceği kuracak reçetenin ta kendisi. Birazdan bu reçetenin detayları konuşuluyor olacak. Ben çok uzattıysam da affınıza sığınıyorum. Evet, Selin Hanım'ı hak ettiği bir alkışla sözü noktadan ve Akif Bey'e geçelim. Küresel kısmında sizin de söyleyeceğiniz küresel ekonomi analizinde çok analiz var gördüğüm kadarıyla. Çok kapsamlı bir yazı bu ikinci yüzyılda çıkan. Fakat eski mesleğimin merakına verin. Belki ilk soru biraz garip gelebilir size. Burada çok enteresan bir analiz yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye'ye gelen 5 milyon göçmen, Suriyeli, Afgan vesaire, Türkiye'nin üretim yapısını değiştirdi bir anlamda. Neyi kastediyorsunuz Sayın Hamza Çebi? Evet, çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, küreselleşme sürecini 1980'li yıllardan itibaren yaşamaya başladık. Halen bu sürecin içerisindeyiz. Özellikle 2010 yılından itibaren de bir göç dalgasını bütün dünya yaşıyor. Özellikle Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa ülkeleri bu göç dalgasından en fazla etkilenen ülkeler arasında. En başta da Türkiye'ye geliyor. Türkiye yaklaşık 5 milyon sığınmacıyla istihdam piyasasında büyük bir değişimi yaşadı. Ve istihdam piyasasındaki bu değişimle birlikte Türkiye'de imalat sanayinin yapısı da değişmeye başladı. Daha doğrusu var olan yapıyı biz daha ileri, daha katma değeri yüksek ürün üretmeye yönelik bir değişime götürmeyi amaçlarken bir başka istikamete geriye doğru giden bir yapı değişikliğine yol açtı bu. Şimdi şöyle oldu bu olay. Bunu hatta 5 milyon sığınmacıyı
iktidar çevrelerinden bazıları ekonominin kurtarıcısı olarak değerlendirdiler. Ne güzel, eğer bunlar olmasaydı, ucuz emek olmasaydı bizim imalat sanayimiz maalesef bunun bu maliyetlerle bu işi götüremeyecekti. İşte ucuz emekle biz uluslararası piyasalarda rekabet avantajı yakalıyoruz dediler. Bu aslında sürdürülebilir bir politika değil ve Türkiye'nin imalat sanayini orta ve uzun vadede çökertecek olan bir uygulamadır. Şimdi ekonomide bir kural vardır. Çünkü şu mu efendim? Çünkü şu mu? Emek yoğun bir teknolojiyi zorunlu kılıyor bu göçmenler. Ucuz evet. İş gücü. Dolayısıyla Türkiye'nin esas iddiasını taşıyan yüksek teknoloji üreten teknolojilere yüz verilmiyor. Tabii ki. Yani şimdi bakın, böyle koymuşsunuz. Birkaç analiz. Rakam vereyim. O yazıda da bu rakamları paylaşmıştım. Türkiye'nin imalat sanayi yapısının teknoloji yoğun ürün üreten bölümüne baktığımızda rakamlar şöyle. 2000'li yılların başında Türkiye imalat sanayinin ürettiği teknoloji yoğun, yüksek teknolojili ürün üretiminin toplam üretime oranı %3'lerde, 3,5'larda, 3,5 seviyesinde. 2010'da bu rakam aşağı yukarı yine aynı. Şimdi de yine aynı 3,4. Seviyede. Yani ileri gidiş yok. Aşağıda 3 grup daha var. Düşük teknoloji, orta düşük teknoloji, orta yüksek teknoloji. Bir dönem düşükten ortaya kısmen bir geçiş olmuş. Ortadan orta yükseğe bir geçiş olmuş. Ancak Suriyelilerin gelişiyle birlikte bu yukarı doğru o değişim de durmuş. Biz düşük ve orta teknolojili üretimde yoğunlaşmaya başlamışız. Bir ekonomide bir üretim faktörü bollaşıyor ise o üretim faktörüne dayalı üretim artar. Emek ucuzluyor ise, ucuz emek var ise o ona dayalı üretim artıyor. Türkiye'nin çıkışı bu değil. Asla bu değil. Yani Çin modeli değil. Efendim, Çin modeli tartışması kesinlikle yanlış bir tartışmadır. Erdoğan'ın söylediği yani akla ziyan bir şeydir. Çin, o hala Çin'de 50 dolar, 100 dolarlık bir emek ücreti var zannediyor ve Türkiye'yi de hani oralara indirmeye çalışıyor diyebilirim. Evet, Çin ucuz emekle kalkın. Ucuz emek, değeri düşük ulusal para. Ama yanına birkaç faktör daha koyalım. Demokratik bir rejim yok, demokratik düzen yok, özgürlükler yok, Çin'in çevre kaygısı yok, ekolojik kaygıları yok. Çin'in 2000 yılındaki kişi başına milli geliri 1100 dolar seviyesindedir. Türkiye'nin 2000 yılı kişi başına geliri 3500 dolar seviyesindedir. Çin'in şimdi kişi başına geliri 10.500 dolardır. Bizim işte geçen yıl açıklanan, bu yıl çok daha kötü olacak tabii, 9.500 dolardır. Bakın Çin nereden nereye gelmiş? Çin eğitime yatırım yapmış, yüksek teknolojiye yatırım yapmış, geleceğe yatırım yapmış. Dünyanın 10 büyük teknoloji şirketi içerisinde Çin kökenli 2 tane şirket var. Birisi Alibaba Group, birisi Tencent. Birisi 1998'de kurulmuş, birisi 1999'da kurulmuş. Çin başka bir yerde şimdi. Biz yani Çin modeli, Çin gibi olacağız falan. Çin bizi geçmiş. Çin bizi geçmiş. Her neyse, bu çok. Bu arada hatırlatayım, sunumunuzu da şey yapabiliriz. Evet, sunuma geçelim. Bu ekstra soru. Ama iyi oldu, ben buraya değinmek istiyordum. Arkadaşlar verebilirse eğer ekranı. Teknoloji yoğun ürün üretiminin, ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı 2000 yılında %7'lerdedir. Şimdi de %3'lerdedir. Bakın ihracatta durum çok daha kötü. Şimdi siz dünya, bana değiştirmemi istediğin zaman ben değiştireceğim şeyi, ekranı. Evet, tamam. Dünya nereye gidiyor? 80'li yıllardan itibaren baktığımda ben 4 önemli gelişme görüyorum. Birincisi, bu iki galiba, bire gelelim. Tabii mi? Efendim. Bir önce. Evet, buyurun. Dünya nereye gidiyor? Birinci olgu küreselleşmedir. Ardında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki olağanüstü
gelişmenin yattığı küreselleşme 80'li yıllardan itibaren yoğunlaştı, hayatımıza girdi ve bunu hala bir takım sarsıntılara, problemlere rağmen yoğun bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. İkincisi iklim değişikliğidir. Küresel ısınma dediğimiz kavram. Alt ayrımlarına girmiyorum. Üçüncüsü Endüstri 4.0 dediğimiz dördüncü sanayi devrimi, yapay zeka, internet teknolojisi, nesnelerin interneti dediğimiz gelişme. 90'larda Fransız bir felsefeci vardı, Baudrillard, bilgi özne ile nesnenin diyaloğundan çıkar. Ama gün gelecek bu diyaloğdan çıkar, bu diyaloğu nesne kazanacak, özne kaybedecek demişti. Galiba Baudrillard'ın 90'larda söylediği gerçek oluyor artık. Yapay zeka, robot teknolojisinin yükselişi dünyanın önündeki çok önemli bir mesele. Aynı zamanda çok önemli sorunlar yaratmaya da aday bir konu. Dördüncü önemli gelişme de ekonomik krizlerdir bence. Dünya artık 2000'li yıllardan itibaren bu uygulanan neoliberal ekonomi politikalarının yarattığı kaçınılmaz ekonomik krizlerle tanıştı ve her... Bir sonrakine geçelim. Bir sonrakine geçelim. Geçtim efendim. Evet, ekonomik krizlerle tanıştı. Bu sistemin kaçınılmaz sonucudur ekonomik krizler. 2008-2009 ekonomik kriz, finansal kriz aslında münferiden bağımsız olarak yaşanmış tekil bir kriz değil. Yani süre gelen ekonomik politikaların kaçınılmaz sonucudur. Bu son da değildir. Yani bu politikalar değiştirilmediği, yeniden kurgulanmadığı sürece bütün ekonomiler, dünya ekonomileri, Türkiye ekonomisi bu krizlerle kaçınılmaz şekilde karşılaşacaktır. Türkiye ekonomisinin krizi derken onu tabii ki dünya krizinden bir parça ayırıp bizim kendi yarattığımız krizleri de ayrıca konuşmamız lazım ki konuşacağız onu da. 70'lerin bu devreye damgasını vuran 3 olay vardır. 70'lerin enflasyonu. 80'lerle birlikte küreselleşmenin başlamasıyla birlikte vergi oranlarında yaşanan düşüş ve kamu borçlanmasında yaşanan artış, bu borçlanma bütün hızıyla devam ediyor. Bütün ülkelerin kamu borçları artıyor. Kamu borcundaki artışa paralel olarak vatandaşların, bireylerin, hane halkının, sanayicinin, finans kesiminin borçlanmasında bir artış görüyoruz. Ve bu her üç evrenin aşılması için getirilen ekonomik tedbirler, paketler de her biri yeni krizlerin başlangıcına neden olan bir süreci başlatmıştır. Bu dönemi üç başlık altında şöyle özetleyebiliriz. Vergi devleti vardı 70'lerde, 80'lerde borç devleti, 80'ler, 90'lar, sonra konsolidasyon devleti, borçların sürekli ertelendiği, yeniden vadeye bağlandığı bir dönem. Dünya nereye gidiyor derken bir sonraki slayta geçersek artık bu büyümenin sürdürülebilir olmadığı görülüyor. Büyüme artık kapsayıcı değil. 70'li yıllara, 80'li yıllara kadar gelen refah devleti, sosyal devlet anlayışı ki benim görüşüme göre 20. yüzyılın en büyük buluşudur refah devleti. Ulus devleti güçlendiren bir fonksiyon da icra etmiştir. Artık refah devleti çatır diyor. Önlem alınmazsa gerçekten refah devleti kayboldu zaten. Sosyal devlet güç kaybetti. Ama gerçekten devleti yeniden keşfetmemiz, devletin yeniden ekonomideki düzenleyici, denetleyici rolünün güçlendirilmesiyle birlikte sosyal devletin kapsama alanını genişletme yönünde bir fonksiyon icra etmesi lazım. Ki CHP'nin ekonomik programında buna dair çok kapsamlı bir planlama var, değil mi? Evet, tabii ki. Yani ekonomi masası olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuları bütün ayrıntılarıyla, çözümleriyle çalışıyoruz. Elbette zamanı geldiğinde parti programı, seçim bildirgesi olarak bunların hepsi ayrıntısıyla açıklanacaktır. Eski dönemin, yani 80 öncesi klasik iktisadın varsayımı tam istihdamdı. Yani işsizlik arizi bir olguydu. Geçiciydi
Ekonomi her zaman tam istihdam varsayımına dayalı olarak çalışıyordu. Ama artık bu varsayım çöktü. Kitlesel ve uzun süreli işsizlik var şimdi. Kitlesel ve uzun süreli işsizlik bu uygulanan ekonomi politikalarının sonucudur ve Türkiye bu sonucu en ağır biçimde yaşamaktadır. Bugün bizim işsizlik oranımız %20'lerdedir gerçek işsizlik oranımız ve dünyada böyle bir ülke yani herhalde az gelişmiş bizden çok daha geri ülkelerde belki bu oranları görebiliriz. Küreselleşmenin bir sonraki anayasası olarak isimlendireceğimiz belge 1989 tarihli Washington konsensüsüdür. Devletin ekonomideki rolünün küçültüldüğü, piyasanın rolünün yüceltildiği, daha öne çıkarıldığı bir modeldir bu. Amerikan hazinesinin IMF ve Dünya Bankası'yla ve Dünya Ticaret Örgütü'nün de katılımıyla geliştirdiği bir modeldir. IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla bütün dünyaya bu ülkeler, bu kurumlarla işbirliği içerisinde olan bütün ülkelere empoze edilmiştir. Ancak artık görüldü ki bu büyüme modeli sürdürülebilir değil. Ekonomik krizlerle sonuçlanıyor. Kitlesel uzun süreli işsizlikler yaratıyor. İnsanlar mutlu değil, mutsuz ve küreselleşme dediğimiz bu kavrama büyük tepkiler var. Küreselleşme dediğimiz kavram aslında Washington konsensüsüne dayanıyor. Sermaye, mal ve hizmet ticaretiyle sermaye hareketlerinin önündeki bütün engellerin kaldırılması esasına dayanıyor. Sovyet çöküşünü tarif ediyoruz değil mi? Yani Sovyetlerin çöküşü ve Sovyetlerin egemen olduğu dünyanın ticarete, küresel ticarete katılımı. Doğru, tabii yani. Hepsi, yani demir perdenin kaldırılması niye o kadar? Yani Berlin Duvarı'nın yıkılması işte, niye milli bir zafer olarak kutlanıyor Türkiye dahil çok ülkede? Evet, malum Fukuyama bunu tarihin sonu dedi. Tarihin sonu olarak isimlendirdi. Piyasa ekonomisinin ve liberal demokrasinin zaferi olarak isimlendirmişti. Ama tarihin sonu olmadı. Tam tersi dünya yeni problemlerle, sıkıntılarla karşı karşıya. Şimdi bir bu, son 5 dakikada yavaş yavaş. Son 5 dakikaya mı geldik? Zaman su gibi akıyor evet, değil mi? Evet anladım çok su gibi. O zaman burayı çok kısa geçeyim. Washington uzlaşmasından şimdi Cornwall mutabakatına geldik. 2021 yılında İngiltere'nin Cornwall kentinde G7 liderlerinin varmış olduğu bir mutabakat. Artık ne pahasına olursa olsun ekonomik büyüme değil. Tam tersine herkesi kapsayan, kimsenin dışarıda kalmadığı, herkesin yaratılan gelirden adil pay aldığı bir sürece ilişkin bir niyet beyanı. Bu sadece bir niyet beyanı tabii henüz daha uygulamaya intikal eden bir şey görmedik. İşte Refah Devleti 3.0 dediğimiz kavram bunun uzantısıdır. Kimsenin dışarıda kalmadığı, herkesin gelirden pay aldığı bir model. Demokratik kurumların çok güçlü olduğu bir model. Endüstri 4.0, yeşil ekonomi kavramları yine bu dönem dünyanın önünde, Türkiye'nin önünde olan kavramlardır. 5'e gelebilir miyiz? Tabii efendim. Şimdi bu küreselleşme süreci de ülkeler bir vergi rekabetine girdiler. Daha düşük, dolaysız vergilerde daha düşük vergi oranlarıyla daha uygun yatırım iklimi yaratarak uluslararası sermayeyi kendilerine çekmek amacıyla bir rekabete giriştiler. Vergi oranlarında düşüş meydana geldi dolaysız vergilerde. Ve çok uluslu işletmeler, uluslararası şirketler matrah kaydırması gibi bir takım avantajlarını kullanmaya başladılar. Teknoloji şirketleri bunu olağanüstü ölçüde çok iyi kullandılar. Buna karşı OECD ve Avrupa Birliği bir takım projeler geliştirmeye başladı. BEPS dediğimiz Base Erosion Profit Shifting projesi uygulamaya konuldu. Çok uzun sürdü. O çok başarıyla sonuçlandı denemez ama en son Pillar 1 ve Pillar 2 projeleriyle Türkiye'nin de yaralanabileceği bir takım uluslararası mutabakatlar ortaya konuldu. Çevre vergileri, yeşil vergiler dediğimiz vergiler bütün dünyanın gündemine geldi. Bir hemen o bir grafiklerimiz var sonrasına geçersek. Vergi yükü. Evet.
bir ülkenin, izah edebilirseniz çizgilerin mavi var orada. Evet, bir ülkenin vergi sistemini analiz etmekte kullanılan en temel kavram vergi yüküdür. Yani ne kadar vergi topluyorsunuz? Toplanan verginin milli gelire oranı nedir? Doğru. Ölçü budur. Ölçü budur. Sosyal güvenlik primleri dahil. Vergi yükü Türkiye'nin yüzde OECD rakamlarına dayalı olarak söylüyor. %23.1'dir. OECD rakamları biraz geriden gelmektedir. Tarihi evet. olarak da değişmiyor değil mi? Düz bir çizgi gibi. Evet. Bizi izleyenler bakın, açısından size, burada şu söyleyeyim. 25 ile 23 kırmızı arasında. Kırmızı, alttaki kırmızı çizgi Türkiye'dir. %23.1'dir. OECD ortalamasını sarı çizgide, sarı eğride görüyoruz. Şu an 33.4'tür. Türkiye'den yüksek ülkeler var. Fransa, Almanya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Tüm OECD ülkeleri içerisinde Türkiye düşük vergi yüküne sahip ülkelerden birisidir. Hatta bizden düşük olan sadece şeydir, Meksika'dır. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Bir sonraki slayta geçelim. Sosyal güvenlik primleri hariç vergi yüküne baktığımızda tablo çok daha çarpıcı ve üzüntü verici. Üzüntü verici. Türkiye'nin vergi yükü şu anda %15.9'dur. Bu oran 2000 yılında %20'lere gelmişti. %20'ler civarında Türkiye'nin bir vergi yükü vardı. Şimdi bu rakam %16'ya inmiş durumda. OECD ortalaması %25'lerdedir. Türkiye'de OECD ülkeleri içerisinde, 37 ülke içerisinde vergi yükü 2000 yılından bu yana düşen tek ülke Türkiye'dir. Bakın, tek ülke Türkiye'dir. Bu belki şöyle bir şey akla gelebilir. Ya daha iyi değil mi düşük vergiler? Hayır, vergi toplamıyorsanız bütçe açığınız daha fazla oluyor. Daha çok borçlanıyorsunuz. Bir de vergi toplamazsanız başkası toplar. Daha çok faiz gideri ödüyorsunuz. Vergi iktidar, AK Parti iktidarı, iktidar olduğu tarihten bu yana tam 12 vergi affı yapmıştır. Ekonomik krizler, pandemi süreci vesaire bu nedenlerle borçlarını zamanında ödeyemeyen mükelleflerin vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını olumlu buluyorum. Elbette bunu biz de savunduk. Kanun tekliflerimiz var. Ama sürekli olarak matrah artırımı, sürekli olarak vergi barışı, varlık barışı yaparsanız kimse vergi ödemez. Bakın bir tablo göstereceğim. Orada onu çarpıcı bir şekilde bir göreceksiniz. Bir saniye hemen numarayı söyleyeyim. Devam edelim. Ha, bir saniye şunu da söyleyeyim bir saniye. Bir öncekine gelelim. Geldik. Bir sonraki. Şimdi dolaylı dolaysız vergiler ayrımı varlık barışına geleceğim yine. Tahsilat oranları Türkiye'de düştü tablosunu birazdan göstereceğim. O cümleyi bağlayayım. 2000'li yılların başından 2007-2008 yılına kadar Türkiye'de tahakkuk eden her 100 liralık verginin 90-92 lirası tahsil ediliyordu. Bu önemli, iyi bir orandır. Türkiye'nin tarihsel performansı da bu şekildedir gelir idaresinin. 2008 yılından itibaren bu düşüyor. Şu an bu oran %80'dir. Yani hiç kimse ödemesi gereken vergiyi de ödemiyor. Yeniden yapılandırmalar etkilidir denebilir. Hayır. Tahsil edilen verginin tahakkuk oranını alıyorum. Sistemli bir şekilde düşmüş. 92, 91, 89, 88, 87. Bir de yine bir ülkenin vergi sistemini analiz edecek ikinci önemli kavram. Bu vergi... Dolaylı, dolaysız vergiler ayrımıdır. Hayır, bir önceki tabloyu. Tamam. Bitiriyorum. Yok. 11 nolu tablo. Devam edelim. Bir önceki. Buyurun efendim. Bir önceki. Evet. Bu, tamam. Bu sosyal güvenlik primleri hariç olarak değerlendiriyorum. Sosyal güvenlik primleri dahil olanda durum farklı değil. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Orada sadece Türkiye bir miktar ilerleme kaydetmiş. Yani yüzde
toplanan sosyal güvenlik primlerinin milli geliri oranı 2000'lerde %5'lerdeyken şimdi %7,5'larda. Orada bir miktar iyileşme var ama yine Avrupa Birliği OECD ülkelerinin çok gerisindeyiz. Dolaylı dolaysız vergiler ayrımına şu tabloda bakalım. Mavi çizgi dolaysız vergiler. Hı hı. Kırmızı çizgi dolaylı vergiler. Dolaysız vergiler gelir vergisi, kurumlar vergisi ve servet vergileri olarak isimlendiriliyor biliyorsunuz. Mavi kesintisiz çizgi, mavi ve kırmızı. Türkiye kesintili olan çizgilerde OECD rakamları. Bakın OECD ülkelerinde. Bizi ekranlarda izleyenler için bir tercüme edelim isterseniz. Dolaylı vergi sigara alırken, akaryakıt alırken, evet, ekmek vergi, alırken ödediğiniz KDV, vergiler. KDV, ÖTV. Akaryakıt alırken, sigara alırken, içki alırken, hatta ekmek alırken ödenen vergidir. Şimdi OECD ülkelerinde dolaylı dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki dağılımına baktığımızda aşağı yukarı başa baş gibi. Yani %52 dolaysız vergi, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vergiler. %48 de dolaylı vergi. Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye OECD'nin 2020 rakamını veremiyorum, yok çünkü. Türkiye'nin 2020 rakamını koydum buraya. Bakın Türkiye'nin 2020 yılı rakamı şöyle. Toplam vergi gelirleri içerisinde dolaysız vergilerin payı %37,5. Dolaylı vergilerin payı %62,5. Bu vergi adaletinin Türkiye'de olmadığını gösterir arkadaşlar. Bakın vergi ödenmediği için vergi yükü düşmüş. Sonuçta kime kalıyor bu yük? Tüketiciye, dar gelirliye. Yani işte, vergiden kaçamayanı. Kaçamayanlara, marketten çocuk bezi aldığınız zaman orada ödediğiniz KDV ile bu vergi sistemini bizim tüketicilerimiz, vatandaşlarımız, dar gelirlerimiz, orta gelirlerimiz ayakta tutmaya çalışıyor. Toparlayalım mı? Bu ya? Toparlayalım. Şimdi bizim vergi sistemimizin 5 temel unsuru olacak. Birincisi şeffaf mevzuat, şeffaf uygulama. Böyle Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler 10 kat arttırır, azaltır ya da gelir idaresinin yayınladığı özelgeler, bunların hepsi şeffaf olacak. Hepsi yayınlanacak. Böyle kimse ya bir dakika burada ne diyor, bunu anlamıyoruz demeyecek. İkincisi vergi yükü öngörülebilir olacak. Kimse sabah uyandığında yeni bir vergiyle karşılaşmayacak. Öngörülebilir vergi yükü, geniş vergi tabanı, vergi adaletine sahip bir vergi sistemi. Bir diğer önemli unsur, yeşil vergiler. Bakın bu 2050 karbon nötr Avrupa hedefine paralel olarak biz de vergi sistemimizde yeşil vergiler başlığı altında bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Vergi sistemi yeşil olacak. Bu yeşil yatırım, yeşil istihdam, yeşil finansman gibi unsurları kapsıyor. Motorlu taşıtlar vergisinin ve diğer bir takım vergilerin bu yeşil politikalar çerçevesinde yeniden kurgulanmasını planlıyoruz. Motorlu taşıtlar vergisi örneğin şimdi silindir hacmi ve silindir hacmi ve ağırlık esasına, yaş esasına göre alınıyor. Pardon, ağırlık esas değil. Oysa şimdi yapılması gereken karbondioksit emisyonuna dayalı bir yapılanma ile motorlu taşıtlar vergisini yeşil vergiye dönüştürmektir. Gelir idaresi ile ilgili tasarımızı da söyleyeyim. Bunu çokça söylediğimiz için hiç burada sizlerle paylaşmayı bir görev sayıyorum. Vergi denetimi siyasal iktidarın elinde bir silah olarak kullanılıyor. Şimdi demokratik devlet nedir diye bir soru sorduğumuzda buna genellikle verdiğimiz cevap hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, kuvvetler ayrılığının bulunduğu bir ülkeye, bir anayasaya, demokratik anayasa ve o ülkeye de demokratik ülke diyoruz. Artık bu kavram bu saydığım unsurlarla sınırlı değil. Siyasal iktidarın
gücünü sadece kuvvetler ayrılığıyla sınırlandırmak, rejimi demokrasi olarak tanımlamak için yeterli değil. Siyasal iktidarın gücü Merkez Bankası bağımsızlığıyla da sınırlandırılıyor. Siyasal iktidarın gücü düzenleyici, denetleyici kurumlarla sınırlandırılıyor. Ve siyasal iktidarın gücü özel gelir idareleriyle sınırlandırılıyor. Vergi gibi demokratik devletin zor kullandığı en geniş alan tamamen siyasal iktidarların inisiyatifine bırakılamaz. Bu bizim icat ettiğimiz, bizim bulduğumuz bir şey değil. Gelişmiş ülkelerde, OECD ülkelerinde gelir idarelerinin ve özellikle de vergi denetimin siyasal iktidarın kontrolü dışına çıkarılması yönünde bir eğilim vardır. Yarı özerk yapıdır bu aslında. Yani uygulamada özerk ama elbette siyasal iktidarın performans denetimine tabi. Çünkü sonuçta vergiyle ilgili hesabı halka iktidar verir. Ama vergi denetimini, vergi uygulamasını siyasal iktidarın emrine vererek şunu denetle, bunu denetleme, ona şu raporu yaz gibi bir uygulamayı gelişmiş ülkeler kurumsal olarak önlemiş durumdalar. Şunu da bitiriyorum Sayın Berberoğlu. Şunu da söyleyeyim. Şimdi Sayın Genel Başkanımız da gayet iyi bilecektir. Eskinin klasik Maliye Bakanlığı'nda bile, bizim dönemimizde bile böyle uygulamanın siyasallaşması diye bir şey yoktu. Bakın her şey Maliye Bakanlığı'na bağlıydı. 2005 yılında Türkiye bu OECD eğilimine paralel olarak bir gelir idaresi yapılanması gerçekleştirdi. Ama bugün vergi tamamen iktidarın kontrolünde ve sonra olmayacak bir şey yapıldı. Vergi denet müfettiş sayısı 8000'e çıkarılıp hepsi Maliye Bakanlığı emrine verildi. Yani o 2005 yılındaki adımdan da çok çok geriye gidildi. Hiç kimse vergi denetiminden endişe etmeyecek. Çok teşekkür ederim ve soru cevap için de bir cesaretlendirelim Akif Bey'i. Belli ki vergi konusunda da anlatacağı çok şey var. Evet, alkış bekliyorum. Evet, yani Sayın Hamza Çebi'nin anlattığı dönem 2005 öncesi mali müfettişi, ki kendileri de öyledir, Sayın Genel Başkan'ın mensubu olduğu hesap uzmanları dönemi çok farklı bir dönemdi. Ona ben de tanıklık ettim. Ve eski bir Maliye Bakanı'na bırakayım ben sözü. Tabii ki esas son bakanlığınız Başbakan Yardımcılığı'ydı. Ve oradan da ilginç bir itirazla ayrıldınız aslında. Bugün çok tartışılan özelleştirme konularından birisi. Gerçi Telekom değil, Galataport'tu doğru hatırlıyorsam sizin esas itirazınız. Fakat bugün gündemde olan Telekom. Gelişini görmüşsünüz galiba, değil mi Sayın Bakan? Bu işin buraya geleceğini. Buyurun efendim. Ses. Bu arada sizin sunumunuz da bende. Yani istediğiniz zaman sunuma şey... Tamam. Evet. Sayın Genel Başkanım, değerli katılımcılar, sevgili dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok iyiydi. Açılış konuşmaları arasında Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ekonomiye nasıl yön verileceğini ana çerçevesi itibariyle veciz bir şekilde anlatmıştır. İşin özetinde yeni kadrolar var, yeni kurallar var ve yeni kurumlar var. Ve buna bağlı olarak da alt detaylarını Sayın Genel Başkanımız ifade etmişlerdir. Bu gerçekten önümüzdeki dönem için, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dönemi için vazgeçilmez ve mutlak surette gerçekleştirilmesi gerekenlerin ifadesidir. Hem konjonktürel olarak hem de dünya ekonomik sisteminin içinde bulunduğu koşullar itibariyle bu mutlak surette Türkiye'nin ihtiyacı olan bir perspektiftir ve yol haritasıdır. Arkadaşlar farklı şeylerden bahsettiler ama sizin sorunuzla da birleştirmek için ben biraz daha teorik konuşacağım. Olayların teorik bazını ve temelini kurmaya çalışacağım. Bakın, 2000'li yılların başında
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmiştir. Bugüne kadar bu iktidar dönemini sürdürmektedir. Küreselleşmeyi anlatan Friedman, küreselleşmenin üç evresinden bahseder. Birincisi 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki dönem, dünyanın bilinmeyen kıtaları bilinmiştir, keşfedilmiştir ve dünya büyük boydan orta boya dönüşmüştür. Küreselleşmenin ikinci evresi Friedman'a göre 18. yüzyıldan 2000'li yılların ilk günlerine kadarki dönemdir. Bu dönemde de ulaşım araçları gelişmiş, iletişim araçları gelişmiş, dünya orta boydan küçük boya dönüşmüştür. Ama 2000'lerin başından, ilk günlerinden itibaren bir üçüncü evre başlamıştır. Bu üçüncü evre, küreselleşmenin bu üçüncü evresi, dünyayı küçük boydan mikro boya dönüştürmüştür. Dünya bir ağ toplumuna dönmüştür. Bilgi, sermaye, insanlar, mallar, yer küre üzerinde sınır tanımaksızın dolaşmaya başlamıştır. Ve yarış hızlanmıştır, yarış korkunç boyutlara çıkmıştır. Bu yarışta kim avantajları elde ederse, gelecekte başarılı olanlar da onlar olacaktır. Friedman'ın kitabını yazdığı yıllar bu üçüncü evrenin başıdır. Hemen bir yıl sonra Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Türkçe'de yayınlandığı dönemde küreselleşmenin üçüncü evresinin başlangıcıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının da başlangıcı küreselleşmenin bu üçüncü evresinin başıdır. Ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi bu konjonktürel avantajı ıskalamıştır. Türkiye'nin bugüne kadarki 20 yıllık dönemini israf etmiş, harcamış ve ülkeye maliyet yıkmıştır. Bu son derece önemli. Neden? Çünkü iktidara gelen bir partinin ne yapacağını bilmesi lazım. Pratik, pragmatik, bireysel ihtiraslara göre başladığınız zaman kurguyu yanlış kurarsınız. Mevcut iktidarın yaptığı da budur. Zaten sistemi gittikçe otoriterleştirmiş. Bütün kamu gücü ve kamu kaynakları bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş. Ülkenin içinde bulunduğu koşullara göre, dünyanın aldığı yola göre bir kurguya, bir yapılanmaya ülkeyi çekememiştir. Bazıları ilk dönem başarılı değil miydi derler. Hayır, başladığından itibaren konjonktürü okuyamamıştır ve yanlış bir istikamete yönelmiştir. Avrupa Birliği'ydi, bilmem, demokrasi. Yani 2002-2007 arasını başarılı evet, bulanlara kendi, değil mi bu kendi cevap? Kendi bulunduğum dönemi de eleştiriyorum. Evet, evet, o açıdan söyledim. Yani şu modaya her zaman kızarım ben. Her bakıyorum, benim bulunduğum dönem iyi de ben bıraktıktan sonra işler tersine döndü falan derler ya, ben buna hiç... Ben gittim battı ülke. Prim verenlerden değilim. Çünkü anladım. Bir sistemin içinde tek başına bir kişi bir anlam ifade etmez. Evet. Hele sistem otoriterleşmişse o sistemle ilgili kurguları oluşturan en baştakidir. O bakımdan ilk başlangıçtan itibaren söylüyorum. Avrupa Birliği, bilmem demokrasi, insan hakları, üçeyle mücadele gibi sözler aslında ana kurgu değildi. Türkiye'de meşruiyet elde edememiş bir liderin Türkiye'de meşruiyet elde edebilmek için dış güçlere, Avrupa Birliği sürecine hatta ABD'ye yaslanmak suretiyle içerideki meşruiyetini kazanma süreciydi o. Yerine oturduğunu, meşruiyetini elde ettiğini hissettiği andan itibaren de bu başlangıçtaki kavramların hiçbirinin bir değeri olmamıştır. O döneme bununla yorumlamak lazım. Ama sorduğunuz sorunun özelinde şunu ifade ederim fazla uzatmadan. Bence ilk dönemde iki büyük yanlış vardır ve büyük bir fırsat israfı vardır. Bunlardan biri özelleştirmedir.
Özelleştirme ekonominin rasyonelleşmesi için yapılır. Eğer siz ekonominin rasyonelleşmesi için yapmıyorsanız özelleştirmeyi, üzerinden kimin hangi parayı kazanacağını, karın rantın kime gideceğini hesaplıyor ve özelleştiriyorsanız, o bu ülkenin Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ortaya çıkardığı birikimlerinin heba edilmesi demektir. Orada temel bir yanlış vardı. Ama bugünlerde telekom gündemde, siz Galata Port'ta itiraz ettiğimi söylediniz. Şunu söyleyeyim, özelleştirme bana bağlıydı. Anlaşamadığımız için ilk günlerde bırakmıştım zaten. Doğru. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir özelleştirmesinde imzam yoktur. Telekom özelleştirirken de özelleştirme bana da bağlı değildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nu da bırakmıştım. Ama o özelleştirirken 11 Temmuz 2005 tarihli Milliyet Gazetesi'ne bakarsanız 8 sütuna manşet şu cümleyi görürsünüz. Telekom'un özelleştirilmesini kastederek verdiğim bir demeçti. Siz Fikret de aynı Bilay, medya Fikret grubundaydınız Bilay, o zaman. Demek. Başbakan yardımcısı Şener. Bu ekonomik politikalarla Arjantin'e döneriz. Doğru. Başlık aynen böyledir. Şimdi Türkiye'nin vaziyeti Arjantin'den de beterdir. Sefalet endeksinde dünya şampiyonu Türkiye, Arjantin ikinci durumda. Şimdi asıl anlatmak istediğim noktaya geleyim. Yani neden önemlidir Sayın Genel Başkanımızın çizdiği çerçeve? Bir kere gerçekten siz bu kadar enkazın altından neyi ortaya koyacaksınız denildiği zaman herkes kadrolara bakıyor. Sizin kadrolarınız var mı? Kimler? O çok güzel ifade edildi. Liyakat esasına dayalı olarak geniş bir kadrosu var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani burada çok sayıda panelistimiz var. Öğretim üyesidir, ekonomisttir, alanında liyakat sahibidir. Bunların hepsi ve burada bulunanlar dışında da Türkiye'de mevcut olan bütün liyakatli kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kadrolarıdır. Yeni kadrolar dediğimiz şey budur. Onun için Türkiye'de kadroları en zengin, en yetenekli ve Türkiye'ye en iyi şekil verecek insanlar bu çerçevede, bu çatı altında gelecek iktidarın kadroları olarak varlardır. Onun için kimsenin endişe etmesine gerek yok. Türkiye'yi güzel günlerin beklediğine ben samimi olarak inanıyorum. Bakın, kritik dönem dedim. AKP'li yıllar kritik dönemdi. Dünya yeni bir evreye giriyordu. Bunu Darun Acemoğlu kritik dönüşüm der. Büyük yeni kurumsal yapılar mevcut kurumlarla kritik dönüşümün etkileşimiyle ortaya çıkar. Şimdi buna ıskalamış bir mevcut iktidar var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu yeniden daha güçlü bir şekilde inşa edeceğini ifade ediyor. Nasıl, bakın, ekonomiyle ilgili çözüm yolları nedir dediğiniz zaman bunu yeniden bulmaya gerek yok. Cambridge Üniversitesi yayınlarından, henüz tercüme edilmedi, Anderson'ın bir kitabı var. Ekonomik Değişimin Açıklanması ismiyle. Yazarı bir daha söyleyebilir misiniz? Belki merak edenler olur. Explaining Economic Change. Anderson. Anderson. Bu kitap ince bir kitap ama bence çok önemli. Şu açıdan önemli. Şu ana kadar bütün iktisatçıların, iktisat tarihçilerinin, hatta sosyolojiyle uğraşanların ekonomik gelişmenin nasıl gerçekleştiği bir ülkede, bir bölgede bununla ilgili görüşlerini özetlemiş. Bütün iktisatçıların ekonomik gelişmeyle ilgili düşüncelerinin özetlendiği bir kitap. Çok basit. Nedir ekonomik değişimin, ekonomik gelişmenin
temel determinantları, bazıları doğal kaynak demiş, teknoloji demiş, piyasa demiş, insanlar demiş, insan kaynağı, kurumlar demiş ve sömürü demiş. Sömürüyü ayrı bir konsept olarak değerlendirmek lazım. Ben önemsiyorum dünya ekonomik sisteminde ki ilişkilerin ve güç merkezlerinin hangi ekonomiyi nasıl yapılandırdığını. Ama bir tarafa bırakalım, o ayrı bir konsept. Eğer piyasayı da kurumlarla birlikte değerlendirirseniz, asıl belirleyiciler insanlar ve kurumlar, insanların niteliği ve kurumlar olarak görülmektedir. Çünkü teknoloji ve doğal kaynaklarda insan ve kurumlar tarafından ortaya çıkarılıyor, üretiliyor. Ama burada insan ve kurumlar arasındaki ilişkilerden asıl vurgulanması gereken şeyin iktisat tarihçileri ve mevcut iktisatçılar ağırlıklı olarak kurumlar olduğunu ifade ediyorlar. Nitekim Thomas ve Douglas North vardır. Bunlar da Nobel İktisat Ödülü almışlardır ve kurumsal yapıları güçlü olan ve ekonomik gelişmeye müsait kurumsal yapılara sahip ekonomilerin büyüdüğünü anlatıyor. Bu aynı şekilde Daron Acemoğlu'nda da var. O da bir Nobel ödülü sahibi olarak kurumlara inşallah vurgu yapıyor. Nasıl vurgu yapıyor? Çok basit, sade bir şekilde ayırmış. İki kısma ayırıyor. Diyor ki, sömürücü siyasi kurumlar ve sömürücü ekonomik kurumların olduğu ülkeler gelişmez, geri kalır diyor. Burada sömürücü siyasi kurumlar dediği, bütün yetkilerin belli bir merkezde, bir kişide veya onunla birlikte oligarklarda toplandığı ama devlete ait diğer yetkilere sahip kurumların sembolik hale dönüştüğü yapıları anlatıyor. Aynen bugünkü gibi. Yani beşli çete ve devlet gibi. Yani bu yapıya sahip ekonomiler, yani siyaset dediğiniz aynı zamanda ekonomi demektir. Ekonominin geleceği demektir. Doğru. Bu yapılar gelişmez. Bu ülkeler performansını kullanamaz, mevcut kaynaklarını ve performanslarını da heba ederler. Ama ikinci grup ülkeler var. Bunlar da katılımcı siyasi kurumlara ve katılımcı ekonomik kurumlara sahiptirler. Katılımcı siyasi kurumlar zaten nitelikleri gereği ekonomide de bireylerin ve kurumların katılımını sağlayan yapıları ortaya çıkarırlar. Eğer siz geniş bir tabana sahip bir siyasi yapı ortaya çıkarmışsanız, bu katılımcı ekonomik yapıları ortaya çıkarır. İşte Sayın Genel Başkanımızın sürekli Millet İttifakı ile ilgili hassasiyeti buradan kaynaklanıyor. Tüm toplum kesimlerini ifade eden farklı yelpazeleri, ülkenin tamamını kucaklayan bir temsil eden partilerin bir araya gelmesiyle, altı partinin gelmesiyle bu yapının güçlü bir şekilde hem de ekonomik performansı artıracağını ifade ediyor. Şimdi buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Son 5 dakikada bir toparlarsak. Yok, saat tutuyor. Evet, Sayın Hamza Çebi 10 dakikamı aldı mı yoksa? Soru cevapta hesaplaşırız onu. Evet. Şimdi dolayısıyla kadrolar derken, kurallar derken, kurumlar derken ve her şeyden önce de bunların tamamını ifade etmek üzere güçlendirilmiş parlamenter demokrasi dediğiniz andan itibaren, bunun ayrıntıları da zaten ilan edilmiştir, kapsayıcı siyasi kurumları ve kapsayıcı ekonomiyi anlatıyorsunuz. Yani çağdaş tüm iktisatçıların kalkınmanın temel determinantını ifade ettiği bir kavramı
Türkiye'nin önüne koyuyorsunuz. Biz buradayız. Bu modelle bu ülkeyi geliştireceğiz. Bu ülkede refah düzeyini artıracağız. Ve Türkiye'nin geleceği aydınlık olacak. Gençlerimizin yüzü gülecek. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insan da refah içerisinde işsizlik sıkıntısı çekmeden geleceğe umutla bakacak diyorsunuz. İşin özeti bu. Ben çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Saat konusundaki hassasiyetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, geldik Faik Bey, Sayın Öztrak. Evet, küreselden başladık. Akif Bey, Sayın Hamza Çebi, devletin ekonomik temel iki fonksiyonunu, vergiyi, bütçeyi. Sayın Bakan, ekonominin siyasi çerçevesini çizdi. Dolayısıyla sizden de beklenen, gördüğüm kadarıyla ekonomi masasının da başkanı olarak geldiğimizde ne yapacağımızı detaylı bir şekilde isterseniz anlatın demeyeyim. Çünkü ben sizi tanıdığım için detaylı anlatırsak bayağı zaman alır. Başlıklar halinde. Ben de zaten çok fazla detaya girmeden mümkün olduğu kadar kısa bir biçimde anlatmaya sunum çalışacağım. Sunum elimde, ne zaman isterseniz başlayabiliriz. Tabii. Ben de sözlerime Sayın Genel Başkanımızı ve değerli konukları selamlayarak başlamak istiyorum. Ayrıca burada gerçekten Maltepe Ekonomik Forumu'nu hem İstanbul'un hem Türkiye'nin en önemli ekonomik değerlendirmelerinin yapıldığı forumlardan biri haline getirme konusunda kararlı olan ve bu konuda da çok önemli adımlar atmış olan Maltepe Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu çalışmalara katkıda bulunan değerli hocamıza, yine benim de ekonomi masasında yer alan arkadaşlarıma da bir teşekkür etme hakkım var zannediyorum. Evet, isterseniz hemen geçelim şeye. Olabilirsek arkadaşlar, tamam. Pardon. Bu bir öncekine gelelim. Evet, evet. Buradan başlayalım. Şimdi bir ekonominin başarısını belli göstergelerle ölçersiniz. Bunlardan bir tanesi ne kadar gelir yarattığınızdır. 2013 yılında 958 milyar dolar gelir yaratmışız. 2021 yılında bu 802 milyar 700 milyon dolara düşmüş. Yani milli gelirimiz 2013'ten 2021'e 8 yılda 155 milyar 300 milyon dolar gerilemiş. Kişi başına gelirimiz 2013 yılında 12.582 dolarmış. Bugün 2021 sonunda 9.539 dolara düşmüş. Yani 3.043 dolar her birimizin cebinden para alınmış. Ortalama dolar kuru 2013 yılında 1 lira 90 kuruşmuş. 2021 yılında 8 lira 98 kuruşa çıkmış ortalaması. Tekrar altını çizeyim, ortalama bugün 14,5 lirayı aşmış vaziyette. Enflasyon 2013'te %7,4'müş. 2021 yılının ortalaması %36 olmuş. Yani neredeyse 5'e katlanmış. İşsizlik %9'muş. Bugün 2021 yılında %12 olmuş. Yani son 8 yılda Türkiye çok kötü yönetilmiş. Bu rakamlar onu koyuyor ortaya. Peki ne taahhüt edilmiş, ne olmuş diye bakarsak, 2011 bugün ülkeyi yöneten AK Parti'nin 2011 seçim beyannamesinde bir takım hedefler konmuş. 2023 vaatleri bugün daha hala AK Parti'nin en başından, en yetkili kişisinden, en yetkisiz kişisine kadar bu 2023 hedefleri söyleniyor. Bu tamam, bir partinin seçim vaatleridir. Ama bu hedefler daha sonra 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı'nda da yer almış. Yani resmi hedefler haline getirmiş. Yani müteahhidin taahhüdü olmuş. Şimdi 2023'te milli gelir 2 trilyon dolar olacak diye vaat etmiş bugünkü yönetim.
Şimdi öyle anlaşılıyor ki kendi resmi dokümanlarından bu 925 milyar dolarda kalacak. Yarı yarıya düşmüş. Kişi başına gelir. 2023 yılında 25 bin dolar yapacağız demişler. Şimdi anlaşılıyor açıkladıkları rakam 10.703 dolar. Yani yarıdan fazla düşmüş. Göçmenlerin payı da yok değil mi? Yani yok, hayır yok. Ya onları da koyduğunuz zaman bu rakamdan çok daha aşağı inecek herhalde. 5 milyar. Tabii. Ama 925 milyar dolar da var, öbür tarafta yok. Dolayısıyla kişi başı aşağı düşer. Onu diyorum. Daha aşağı inecek. İhracat. 500 milyar dolar yapacağız demişler. Bugün de hala bununla övünüyorlar. 500, şöyle en yüksek ihracatı gerçekleştirdik diye. İhracatı arttırma hedefiniz varsa her yıl zaten artacak. Ama 500 milyar dedikleri rakam 242 milyar dolarda kalacak. Yani yarısının bile altında. Ve en son olarak en önemlisi işsizlik. %5 demişler. Şu anda diyorlar ki işsizlik %11,4 civarında kalacak. Yani çift hane olacak işsizlik oranı. Bütün bunlar bir şey gösteriyor. Bir, ülke çok kötü yönetilmiş. İki, verilen sözler tutulmamış. Aslında geçersek, peki bunun arkasında ne var diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ekonomi yönetiminde istikrar kalmamış vaziyette. Ekonomi kerameti kendinden menkul bir safsataya kurban edilmiş durumda. Faiz sebep, enflasyon sonuç. 2018 Temmuz ayından önce mevcut AK Parti Genel Başkanı Londra'ya gitti ve bu lafı söyledi. O lafı söyledikten sonra piyasalar karıştı. Hemen geri adım attılar. Ama öyle bir kırılganlık yaratıldı ki ekonomide istikrar havasını sürdürebilmek için Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doları buharlaştırmak zorunda kaldılar. 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı değiştirdiler. 4 Merkez Bankası Başkanı o koltukta oturdu arka arkaya. Politikacı faizi düştü, piyasa faizi, döviz kuru ve ülkenin risk primi hızla yükseldi. Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı patladı. Şimdi bir en baştaki grafiğe gelebilir miyiz? Şu mu? Ondan önceki. Var mı ondan önce? Yok, bu kadar. Neyse, onu da silmişiz demek ki hızla. Bunun arkasında 3 tane neden var. Bir, 2013 dedim. 2013'ten itibaren Türk ekonomisinde... Değiştireyim mi? Yok yok, hayır. Evet, devam edelim. Yani şeye gelelim. Biraz önce söylediğim enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı patladı dediğimiz yerin altına. Evet. Bunun arkasında 3 tane önemli neden var. Bir, ekonomik büyüme stratejimiz iflas etti. Özellikle 2013 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı ben artık eskisi kadar para basmayacağım demesiyle birlikte bizim sıcak parayla ekonomiyi şişirme modelimiz patinaj yapmaya başladı. Biz bize benzeyen tüm ekonomilerin gerisine düşmeye başladık. İkinci önemli neden, devletin yönetiminde yaşanan krizdir. Bunun da arkasında tek kişilik yönetim biçimine geçiş vardır. Tek kişilik yönetim biçimine geçişle birlikte ülkede demokrasi, hukuk devleti, adalet, bütün bu kavramlar çok ciddi şekilde yıpranmaya başlamıştır. Ve ülkenin, biraz önce Sayın Genel Başkanımız da söyledi, ülkenin köklü kurumları büyük bir zafiyete uğratılmıştır. Liyakat denen bir şey de kalmamıştır. Bütün bunların üstüne bir de pandemi gelmiştir. Pandemi de bunların üstüne geldikten sonra işler bir buhrana dönüşmüştür. Ve bu buhran Türk ekonomisini son derece kırılgan hale getirmiştir. İşte biz bugün belki de bölgemizdeki... Niye kriz değil de buhran? Yani bazen şöyle, yani aklıma geliyor.
bir kriz değil, iç içe birkaç tane kriz var ve sonucuna baktığımız zaman da Türkiye'de yoksulluğu ciddi şekilde arttıran, işsizliği ciddi şekilde arttıran, bugüne kadar görmediğimiz biçimde arttıran, pahalılığı yine olağanüstü seviyelere yükselten bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu buhran değil de nedir? Mükemmel fırtına. Çıkamıyoruz da yani işin içinden. Bu iktidarın da bu ülkeyi bu buhrandan çıkarabileceğine dair güven bir türlü oluşmuyor. Ve en sonunda biz bu buhran içindeyken bölgemizdeki krize yakalandık. Jeostratejik krize, jeopolitik krize yakalandık. Rusya-Ukrayna savaşı. Yetmez, bu ayın sonundan itibaren bir başka bir şey daha göreceğiz. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen gelişmiş ekonomiler para politikalarını daraltmaya başlayacaklar. Bütün bunlar bizim ekonomimizi çok daha ters yönde etkileyecek. İşte bugün geldiğimiz yere baktığımız zaman bu faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasıyla enflasyonun olağanüstü seviyelere çıktığını görüyoruz. Şimdi AK Parti iş başına geldiğinde bundan 20 yıl önce enflasyon %29,75'ti. Enflasyon oranı. Tüketici fiyatları bazında. Şimdi %54,4. Üretici enflasyonu ise %30,84'tü. Şimdi %105. Yani 20 yıl sonra, 27 yıl sonra bugün 27 yaşında olan gençler 3 haneli enflasyonla tanışmış oldular. Öyle bir pahalılık yaşıyoruz ki asgari ücreti %50 arttırdılar. 2 ay sonra asgari ücret açlık sınırının altına indi. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark baktığımız zaman şu tablodan 2022'nin Şubat ayında tam 51 puan. Şunu açabilir misiniz onu? Yani üretici maliyeti çok artıyor. Hı hı. Ama toptancıya aynen yansıtamıyor. Öyle mi anlıyoruz? Şöyle, yani üretici fiyatlarındaki artış tüketici fiyatlarına daha henüz tam olarak yansıtabilmiş durumda değil. Talep üretici üstlenmiş durumda şu anda. Muhtemelen talep koşulları nedeniyle. Ve bu ama talep koşulları müsait olduğunda daha sonra enflasyonun daha da artmaya devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu kırılganlıkla ilgili söyleyeceğimiz şey turbun büyüğü heybede. Evet, devam edelim. Bu ülkeyi yönetenler diyorlar ki bütün dünya enflasyonla boğuşuyor. Dolayısıyla bizde de enflasyon bir sorun. Şimdi öyle baktığımız zaman bu bizim OECD ülkeleri, bizim enflasyonumuz ve OECD ülkelerindeki enflasyon. Şu yani kuru gibi kalkınma olan kırmızı bizim değil mi? Kure gibi çıkan kırmızı bizim. Yani ekranlar için söylüyorum bunu. Evet. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler var burada. Diğerleri mavi, Türkiye'ninki kırmızı ve evet, en tepede. Ortada bir de açık renkli olan var. O da OECD ortalaması. Şimdi biz de baktığımız zaman Ocak ayı itibariyle tüketici enflasyonu 48,7. OECD ortalaması %7,2. Yani 7 kere 7, 49 desek kabaca 7 katı. Dolayısıyla olay sadece dışarıdan kaynaklanmıyor. Bu kadar biz dışarıdan bu kadar farklıysak bizde de ciddi sorunlar var. Yani 7 katı derken %700 artış oluyor değil evet, mi? Evet evet. Yok. O hesap biraz farklı. Şimdi peki. OECD ülkelerinde gıda enflasyonu rekoru Türkiye'de. OECD ülkelerinde enerji enflasyonu Türkiye'de. Rekoru Türkiye'de. Dolayısıyla buradan gördüğümüz tablo şu. Bizde işler dışarıdan çok daha kötü gitmiş. Savaşa biz dolarize edilmiş bir ekonomiyle yakalandık. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşına biz ciddi şekilde dolarize edilmiş bir ekonomiyle yakalandık. Şu kur korumalı mevduat diye bir düzenleme getirdiler. Aslında geçmişte bildiğimiz dövize çevrilebilir mevduatlarla aşağı yukarı aynı. Ve Türk lirası cinsinden mevduatın getirisini dolara endekslediler. Dolayısıyla bu da dolara endeksli bir mevduat türü oldu. 2022 Şubat itibariyle baktığımız zaman %67,4 ile dolara endeksli veya dolar cinsinden tasarrufların toplam tasarruflar içindeki payı rekor kırmış vaziyette. Bütün dünya dedolarizasyona giderken, dolarizasyonu azaltmaya çalışırken
Biz dolarizasyonu olağanüstü arttırmışız. Neye rağmen? Merkez Bankası kasasını boşaltmışız. Merkez Bankası kasası 43 milyar dolar açık veriyor. Ve Türkiye ekonomisi gerçekten 70 sente muhtaç. Yani. Burada bir dakika durabilirsek, bu kur korumalı mevduatın getirisini sınırlı tutmak ve en azından kopuk gitmesini engellemek için son bir haftada çok ciddi bir döviz satışı var gibi geliyor bana. Son bir haftadır değil, aslında işin başından beri istikrarı sağlayan kur korumalı mevduat diyorlar. Ama kur korumalı mevduatın hazineye maliyetini belli bir yerde tutabilmek için sürekli döviz satıyorlar. Ve galiba... Yani bu iş 128 milyar doları satmakla başladı. Ya net bitti, şimdi brüt rezervler de düşmeye başladı diyorlar. Evet. Doğru mudur? Evet. Peki. Yani 128 milyar doları sattınız, rezervleri düşürdünüz, Merkez Bankası'nın bir kolunu kırdınız. Yetmedi faiz sebep enflasyon sonuç deyip Merkez Bankası'nın serbestçe kullanabileceği enflasyonu düşürmekte faiz kolunu da kırdınız. Merkez Bankası'nı eli kolu kırık bir boksör olarak ringe çıkarttınız. Gelen dövüyor, giden dövüyor. Şimdi devalüasyonla biraz önce bir rekabet gücü sağlandığına dair değerlendirmeler yapıldı. Doğrudur tabii, devalüasyon belli bir rekabet gücünü sağlar. İyi midir? Yani işte emeği düşürmek suretiyle ülkeyi ucuz emek ülkesi haline getirme şeyi vardır, riski vardır. Ama Türkiye'de ilginç bir şey oldu. Çok ciddi oranda devalüasyon oldu ama bugün yani hem TÜFE hem de ÜFE yani bazlı reel efektif döviz kuru endekslerine baktığımız zaman bu rekabet gücünün yani devalüasyonun getirdiği rekabet gücünün yüksek enflasyon nedeniyle kalıcı olamadığı gözüküyor. Çok hızlı yıpranmış. Çünkü bir de ithal enflasyon var değil mi? Yani Türkiye şimdi, ürettiğinin belli bir bölümünü satın aldığı için kur sadece evet, tek taraflı değil, çift taraflı çalışıyor. Evet, Dünya Bankası'nın bir değerlendirmesi var. Diyor ki bir çeyrek sonra etkili olur diyor bu devalüasyonlar. 2 yılda sürer diyor. Bizde 2 ay sürmedi. Etkisi 2 yıl sürer diyor. Bizde etkisi 2 ay bile sürmedi. Yani bu işin vahametini ortaya koyuyor. Sonuç, rekorlar kıran dış ticaret açığı ve cari açık olmuş. Bu çerçevede tabii Türkiye'nin riskleri hızla artıyor. Bu risklerin arkasında özetlersem kötü yönetim var, yüksek enflasyon var, dolarizasyon var, devalüasyon var, artan kamu açıkları ve dış açık var, yüksek borç ve gevşek denetleyici çerçeve var, yoksulluk var, küresel parasal sıkılaştırma var, jeostratejik riskler var, doğal felaketler ve iklim değişikliği var. Bu sonuncusuna da dikkat çekmek istiyorum. Dünya Bankası bir çalışma yapmış. Gerçekten Türkiye'de bu doğal felaketlerin sıklığı artmış. Dolayısıyla burada bir iklim değişikliğinde rolü var. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Peki bu son dönemde yani bu Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra yani ülkenin nasıl yakalandığını bu krize göstermek bakımından ülkenin risk primlerine baktığımız zaman çeşitli ülke bize benzeyen ülkelerle de karşılaştırdığımız zaman risk primi Rusya'nın risk primi 143,5 puan artmış. Bizim risk primimiz hemen ondan sonra gelmiş 122,2 puan artmış. Şimdi bu sanki savaşta olan bir ülke, sanki biz de savaşta gibiyiz. Sadece risk primlerine baktığınız zaman Rusya'nınki 412 CDS'i, bizimki 651. Yine benzer ülkelerin kurlarına dönüp baktığımız zaman da ruble %39 puan değer kaybetmiş 22 Şubat'ta 9 Mart arasında. Onun hemen arkasından Türk lirası geliyor. Peki bir şey sorayım. Burada mesele Rusya, Ukrayna işgal etmesiyle başlayan süreçte Türkiye'ye binecek yük mü yoksa bizim kötü yönetim mi? Payları ne bunun? Yani bu kadar ciddi kuru. Şimdi şöyle, dışarıdan bir etki tabii ki geliyor ama içerideki kötü yönetim bu etkinin katlanmasına neden oluyor. Hem ekonominin mevcut durumu hem de ekonominin kötü yönetilmesi bu etkinin katlanmasına neden oluyor. Anladım. Yani ya da şöyle söyleyelim. Kötü yönetim belayı çağırıyor. Bugün bu ülkeyi eli kolu bağlı bir biçimde her türlü riske açık hale getirmiş vaziyette. Anladım.
Tabii devam edersek, bu kadar karamsar bir tablo çizdikten sonra devam edelim. Şunu da görmemiz lazım. Türkiye'nin çok büyük avantajları var. Bunlardan bir tanesi jeostratejik avantajı. Biraz önce Selin Hocam da altını çizerek anlattı. Yani Türkiye 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa ve 22 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyor. Bu pek kolay kolay her ülkede olmayan bir üstünlük. Ama bu üstünlüğün kullanılabilmesi için bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi onu genç nüfusumuz var. Efendim? Son 5 dakikada olur. Olur. Genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusun iyi eğitilmesi gerekiyor. Demografik fırsat penceremiz açık ama zamanımız daralıyor. Yeni gelişmeleri doğru okumamız lazım. Elimizdeki fırsatları da doğru değerlendirmemiz lazım. Bunu yaparsak Türkiye'nin rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkabileceğini görüyoruz. Refah seviyesinde hızla Avrupa Birliği'ne yakınsama imkanımız var. Avrupa Birliği'nin ve bölgenin en büyük tedarik üssü olma imkanımız var. Zaten bunu yapılan araştırmalarda da yatırımcılar biraz önce anlatıldı. Yani dünyada bu tedarik zincirlerinin kısalmasının arkasındaki temel nedenlerden bir tanesi özellikle Çin'den yapılan üretimin artık güven vermemesi. Amerika'da son Washington'da işte bu NATO Parlamenterler Asamblesi çerçevesinde yaptığım görüşmelerden birinde bir Amerikan parlamenter bana şunu demişti. Biz bir daha bir pandemi olduğunda benim fabrikamın benim sermayemle ürettiği malı alamaz hale düşmek istemiyoruz dedi. Onun için de daha çok demokrasisi burada çok kritik olan şeylerden bir tanesi. Hepsi var. Yani işte teknoloji kullanımı şu bu falan ama en önemlisi demokrasi olan yani demokrasinin olduğu değerlerinizin aynı olduğu bloka mensup olmak. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçekten demokrasisini güçlendirme ihtiyacı var. Biraz önce Sayın Genel Başkanımız anlattı. Ben artık bunun detayında üzerinde durmayacağım ama dört ayaklı bir stratejiyle yani bu hukukun üstünlüğü, adalet, yani can ve mal güvenliğini sağlayacak bir strateji, üretimi ve verimliliği arttıracak bir büyüme modeli, ortaya çıkan refahı hakça paylaşacak bir yaklaşım ve en sonda sürdürülebilirlik. Yani ne çevreyi berbat edeceksiniz, ne para politikanız enflasyonist olacak, ne de maliye politikanız ülkeyi borca batıracak. Kurumlarınızı da ayrıca sürdürülebilir bir yapı içinde müdahale etmeden işi götürebilir halde tutacaksınız. Bütün bunları yaptığınız andan itibaren bu dört bizim belirlemiş olduğumuz, genel başkanımızın da biraz önce anlattığı bu dört sütunun altına aslında bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ortaya koyduğu tüm hedefleri sığdırmak mümkün. Bütün dünyada bunlara ulaşmaya çalışıyor zaten. Bunu yapabilirsek yeni kadrolar, yeni kurumlar, yeni kurallarla birlikte ülkemizde istikrar ve güveni sağlarız, hızla sağlarız. Risklere karşı ekonomimizin dayanıklılığını hızla arttırırız. Yoksullukla mücadele ederiz ve önümüzdeki fırsatları değerlendiririz. Burada son olarak bir şey söyleyeyim. Bu yüksek enflasyon, evet bütün dengeleri bozuyor, belirsizliği arttırıyor ama yaptığı bir başka bir şey var. Yoksulluğu büyük bir hızla arttırıyor. Bakın Türkiye mutlak yoksulluk işte 5 dolar 20 sentin altında gelir elde eden kitlelerin olduğu %8'lere kadar falan düşürmüştü. Şimdi bu enflasyonla birlikte bunun %12'leri aşacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu kısımla ciddi şekilde mücadele etmemiz lazım. Aslında bu mücadeleyi başarıyla yapabileceğimizi de bizim bugün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönettiği belediyelerin pandemi karşısındaki uygulamaları açık seçik net olarak koyuyor. İzin verirseniz ben burada durayım. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra soru cevaba geçelim. Teşekkür ederim. Evet, kazası belası soru cevap bölümüne geldik. Soru sahiplerinden ricam şu ki soruları mümkün olduğu kadar anlaşılır ve fakat biraz da kısa tutarlarsa çok daha fazla sayıda soru yanıtlama imkanını